Herkese yeniden merhaba, ben Eylem. Bugünkü videoda ailenizle bir pazar sabahı uyanır uyanmaz, kahvaltıdan önce, kahvaltıdan sonra, dışarı çıkmadan önce yapabileceğiniz kısa bir sabah spor rutini paylaşmak istiyorum. Bugün kullanacağım ekipman bir kettlebell. Tabii küçük çocuklar 4 kilo ile başlarsa, baba da 16 kiloluk bir kettlebell alırsa hepsi birlikte bunu tamamlayabilirler. Önce kısa bir ısınma yapabiliriz. Çünkü yeni uyandık, babamız hala esniyor, uyandırmak istiyoruz, kalk artık falan diyoruz ki onu da motive edelim. O yüzden her zamanki gibi biraz jogging yapıyoruz. Burası keyifli. Herkes mutlu, sallanıyorlar. O yerimde koşuyorum diyor. Ama sonra babamızı biraz zorlamak istiyoruz ve diyoruz ki şu bacaklarımızı da açalım çünkü bacaklarımızı çok çalıştıracağız. Yapacağımız şey yaptığımız lunge hareketini jump versiyonunu yapmak olacak. Ve değiştiriyoruz. Biraz açtık bacaklarımızı. Bugün benim göstereceğim rutinde hepsini 10 tekrar üzerinden yapacağım. Bunu bir cycle şeklinde düşünebilirsiniz. Bütün hareketleri 10 tekrar şeklinde yapıp tekrar baştan. Sonra hepsini tekrarlayıp tekrar baştan ve 3 kere yapıp bunu tamamlayabilirsiniz. Klasik squat'la başlayacağız önce. Bunun için kettlebell'i bacaklarımızın arasında almamız gerekecek. Yine sırtımızı dik tutuyoruz. Ve 10. Şimdi aynen hiç bozmuyoruz bacaklarımızı çalıştırmayı. Yeniden kettlebell elimizde. Bu sefer sırtımızı asla bükmeden öne doğru deadlift hareketi yapacağız. Ve 10. Sıradaki hareketimizin ismi de 8 figürü. 8 figürü biraz komik bir hareket. Ve bunu pazar sabahı yaparsak ayrıca güleriz diye düşündüm. 8 figürü için bacaklarımızın arasında kettlebell ile 8 figürü yapacağız. Bunu 5 tekrar yapabiliriz biraz yeni başlayanlar için. Bacaklarımı omuz hizasından biraz daha fazla açıyorum. Ve kettlebell'i dolaştırıyorum. Burada bacaklarımın çok uzun süre statik bir şekilde kalmasını sağlıyorum. Bunu da böylelikle tamamlamış oldum. Şimdi biraz üst bölgeyi çalıştıracağım ve bunu tamamlayacağım. Bunun için ilk olarak bir plank yapacağız. Burada ailecek challenge yaptığınız bir nokta olabilir. Kim daha fazla süre kalabiliyor gibi. Ama önemli olan doğru pozisyonda kalmak tabii ki. Dirsek üstünde yapabiliriz bunu. Plank pozisyonunda minimum 20 saniye kalmaya çalışırsak güzel bir başlangıç olur. Ve tamamladığımızı varsayalım. Şöyle dediğim gibi videonun başında bunların hepsini yapıp sonra 3 ya da 4 ya da 5 kere cycle şeklinde devam edebilirsiniz. Bunları bitirdiğimizde de en son günün açılışını rahat bir şekilde yapmak için bebek pozunda esniyoruz ve tamamlıyoruz. Artık pazar sabahı kahvaltımızı yapmaya hazırız. Ailecek endorfin dolduk. Mutlu başladık güne. Hepinize spor dolu, ailenizle geçireceğiniz mutlu hafta sonları dilerim. Hoşça kalın.